Merhaba arkadaşlar. Modern atom teorisinde atomun yapısının tarihsel gelişimin ikinci videosundayız. İlk videoda olduğu gibi burada da atomun yapısındaki gelişmelerle ilgili çalışmaları ve diğer atom teorilerini öğrenmeye devam edeceksiniz. 1911 yılına geldiğimizde Rutherford'un atom teorisi karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Rutherford e, Thomson'un öğrencisi ve atomun yapısının aydınlatılması ile ilgili o da çalışmalar yapılıyor. Hatta şurada gördüğünüz 9. sınıfta bunu duymuşsunuzdur, duymuş olmalısınız. E, alfa tanecikleri saçılması deneyi ya da altın plaka deneyi olarak karşımıza çıkıyor. İkisi de kullanılabilir. Şimdi aslında Rutherford'un yapmaya çalıştığı şey Thomson atom teorisini kabul ediyor. Ve Thomson atom teorisinde elektronlar pozitif yüklü bir küre içerisinde e, gömülmüş halde bulunuyorlardı. Şöyle yapalım. Kırmızılarda elektronlarımız olsun. Rutherford yaptığı deney çalışmasında elektronların yerini belirlemeye çalışıyor. Ve atoma artı iki yüklü alfa taneciklerini çok büyük bir hızla gönderiyor. Ve diyor ki bu artı yüklü evet Aynı yükler birbirini iter ama buradaki bir bulut artı yüklü olduğu için bu alfa tanecikleri çok ağır ve hızlı geldiği için alfa taneciklerini durduramaz. Yani alfa taneciklerinin büyük bir kısmı hiçbir değişikliğe uğramadan karşıya geçer. Ama elektronla denk gelen yerlerde alfa taneciklerinin saçılmasını görürüm. Böylece ben elektronların yerini belirlerim diyor. Ve yaptığı düzenekte bakın şurada şu altın parçası çok ince kesilmiş ve buraya artı yüklü alfa taneciklerini gönderiyor. Şu gördüğünüz yüzeyde gözlem yaptıkları yüzey çinko sülfürle kaplanmış. Elektronlar çarptığında bir parıldama yapıyor ve bu parıldamayla daha doğrusu alfa tanecikleri çarptığında bir parıldama yapıyor ve bu parıldamayla elektronların yerini belirlemeye çalışıyor. Ancak yaptığı çalışmada evet beklediği gibi birçok taneciğin, alfa taneciğinin hiçbir değişiklik olmadan karşıya geçtiğini gözlemliyor. Bunda sorun yok, zaten bekliyordu. Az bir kısmının hafif sapmaya uğradığını da gözlüyor. Şurada gördüğünüz gibi bu da beklediğiydi. Ancak çok az bir kısmının çarpıp şurada gördüğünüz gibi aynen geri döndüğünü gözlemliyor. Ve bu artı yüklü bulut alfa taneciğini geri döndüremeyeceğine göre demek ki diyor atomun yapısı Thomson'ın söylediği gibi artı yüklü bir küre olamaz. Artı yüklü tanecikler merkezde bir yerde bir arada olmalı ki hızla gönderdiğim ağır alfa tanecikleri buna çarptığında geri dönebilsin. İşte bundan yola çıkarak Rutherford kendi atom teorisini açıklıyor. Rutherford atom teorisine göre bir atomda pozitif yükün tamamı çekirdek denilen ve atomun merkezinde bulunan küçük bir bölgede toplanmıştır. Bizim hala kullandığımız bir durumdur bu. Atomun merkezinde çekirdek var. Atomun büyük bir kısmı boşluk o, o alfa tanecikleri karşıya geçen hiçbir değişikliğe uğramadan karşıya geçen birçok alfa taneciğinden çıkartıyor. Elektronların çekirdek etrafında bulunduğunu söylüyor ve pozitif yükleri eşit sayıda olduğunu söylüyor. Ve pozitif yüklerin toplam kütlesi atomun toplam kütlesinin yarısı kadardır diyor. E, bu yanda gördüğünüz... Rutherford'un atom modelidir arkadaşlar. Rutherford atom modeli hatta buna çekirdekli atom modeli de denilebilir. Rutherford'un atom teorisinde eksik olan şey ise evet elektronların çekirdek etrafında bulunduğunu söylüyor ama elektronların yeri ve hareketi konusunda herhangi bir açıklama getirmiyor konusunda bir açıklaması yok. Sadece çekirdeğin dışında bulunduklarını söylüyor arkadaşlar. Elektronlarla ilgili çalışmalar devam ederken aslında e, atomun nötral olmasından yola çıkan bilim insanları bir yandan da pozitif yüklü tanecikleri araştırıyorlar ama pozitif yükler yani protonlar çekirdekte olduğu için bu çalışmalar çok uzun yıllar alıyor. Elektron kadar kısa bir süreçte ki o da uzun ama ee, pozitif yüklerin yani protonların özelliklerini belirleyemiyorlar. Sonrasında hidrojenin bir tane protonu var biliyorsunuz. Hidrojen atomuyla çalışmalar yapıyorlar ve hidrojen atomuyla yapılan çalışmalarla larla bir tane protonu olduğu için protonun yük ve kütlesini belirliyorlar. belirlenmiştir. 1913-1914 yıllarına geldiğimizde artık atomların proton sayıları deneysel olarak keşfediliyor arkadaşlar. Bunu e, Henry Moseley yapıyor ve atom çekirdeğinde bulunan proton sayıları yani hidrojen 1, işte helyum 2, lityum 3 dediğimiz bu proton sayılarını belirliyor. Hatta Henry Moseley şunu da söylüyor. Elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin proton sayılarına ya da kimyasal özellikleri atom numaralarına bağlıdır diyor. O nedenle bundan yola çıkan bilim insanları numaralarına bağlıdır. Modern periyodik sistemi kurgulamaya başlıyorlar ve modern periyodik sisteme elementleri atom numaralarına göre diziyoruz. Siz de bunu zaten biliyorsunuzdur. 1910 yılına geldiğimizde Bohr, bir atom teorisi ortaya koyuyor Ve Bohr yaptığı çalışmalarda Hidrojen elementiyle bir takım çalışmalar yapıyor Daha doğrusu Ve hidrojen atomuyla yaptığı çalışmalarla Kendi atom teorisini ortaya koyuyor Ve Bohr atom teorisine göre Arkadaşlar Şimdi biz bu ana kadar neler biliyoruz ee, Çekirdek var çekirdeğin dışında Elektronlar var Aslında Bohr elektronların yeri Ve hareketi üzerine çalışmalar yapıyor Bunu açıklamaya çalışıyor Diyor ki elektronlar bir atomdaki her elektron çekirdekten belirli uzaklıkta dairesel yörüngelerde bulunur. Merkezi çekirdek olan yörüngelerin belirli enerjileri vardır. Bakınız şurada çekirdeğimiz var. Tabi henüz o zaman nötronlar e, belirlenmemiş. Yani bu resme nötronlarda konulmuş ama nötronların keşfedilmesi 1932 yılına geliyor. Çekirdek var. Çekirdeğin dışında bakınız şurada gördüğünüz yörüngeler var. Ve elektronlar bu yörünge üzerinde bulunurlar diyor. Üçüncüsü, bor yörüngeleri n gösteriyor. Ve yörüngelerin 1, 2, 3, 4 gibi rakamlarla ya da K, L, M, n gibi harflerle belirtilebileceğini söylüyor. Yani şurada çekirdeğimiz var. Çekirdeğin dışında bizim yörüngelerimiz var. Elektronların hareket etti. Bu yörüngelere 1, 2, 3 gibi rakamlarla gösterebiliyoruz. Ya da yörüngeler birinci yörünge K olacak şekilde K, L, M, N, O gibi harflerle de belirtilebiliyor. Ve çekirdeğe en yakın yörüngede bulunan enerjisi en düşüktür. En değeri arttıkça yörüngelerin enerjisi artar diyor. Yani bizim şu en eşit 1 dediğimiz en düşük enerjili yörüngedir arkadaşlar. Dolayısıyla yörünge burada bulunan elektronların enerjisi elektronun enerjisi de en düşüktür. En değeri arttıkça yörüngelerin enerjisi de artıyor. artar. Ve hatta şunu da söylüyor. Elektronlar e, yörüngelerde hareket ediyor demiştik ya arkadaşlar. Şurada dönecek elektronumuz bu yörüngelerin arasında elektronun bulunma olasılığının da olmadığını söylüyor. Onu da ekleyeyim. Yani buradan çıkan görüş de budur. Beşincisi, bir atomun elektronları en düşük enerjiyi yörüngede bulunmak ister. Bu hale temel hal denir. Az önce en değeri arttıkça orbit e, yörüngenin enerjisinin arttığını söylemiştik. Temel hal arkadaşlar düşük enerjili kararlı hali belirtir. Yani kararlı haldir. Zaten e, doğada maddelerin minimum enerji maksimum düzensizlik eğilimi vardır. Enerjisine ne kadar düşükse o kadar kararlı olduğunu söyleriz. Şöyle yapalım. Örneğin hidrojen atomunun bir tane elektronu var. Şimdi bu birinci yörüngemiz olsun, ikinci yörüngemiz olsun, üçüncü yörüngemiz olsun. Bu yörüngeler içerisinde en düşük enerjili olan en eşit bir olduğuna göre işte hidrojenin bir elektronu bu yörüngede bulunmak ister ve bu yörüngede bulunduğu durum temel halini yani kararlı halini belirtir. Altıncısı atom enerji verildiğinde elektronlar daha yüksek enerjili bir yörüngeye geçer. Bu hal uyarılmış ve kararsız haldir. Şöyle ki şimdi en değeri arttıkça yörüngenin enerjisinin arttığını söylemiştik. Şöyle yapalım. Hidrojenin bir tane elektronu vardı. N eşit 1, N eşit 2, N eşit 3. Ne gidiyor? Şimdi bu elektronun en düşük enerjili N eşit 1'de bulunduğu hali temel hali ve kararlı. Eğer arkadaşlar biz bu atoma enerji verirsek şöyle yazayım yine n eşit 1 en eşit 2 en eşit 3 olsun. Dedi, diyelim ki bu atoma bir miktar enerji verdik. Verdiğimiz bu enerjiyle bakınız en eşit 1'in belli bir enerjisi var. A kadar diyelim. En eşit 2'nin belli bir enerjisi var. B kadar. Eğer biz buraya B eksi A kadar bir enerji verirsek enerji verilirse diyor ki bor bu elektron daha yüksek enerjili bir yörüngeye geçebilir. Ancak bu durumu uyarılmış haldir. Bulunmak istemediği hali o yüzden de bu kararsız halini belirtir. Biz enerji vermeyi kestiğimizde zaten bu elektron arkadaşlar tekrardan olması gerektiği yöne yere, yere döner. Tabii ki e, ne kadar çok enerji verirsek o kadar yüksek enerji seviyelerine çıkartabiliriz. Yani e, atom enerji verildiğinde elektron daha yüksek enerjili yörüngeye geçebiliyor. Buna e, uyarılmış hal diyoruz ve uyarılmış hal kararsız hali belirtiyor. Borun son söylediği şey elektron yüksek enerjili yörüngeden düşük enerjili yörüngeye inerken yörüngelerin enerjileri arasındaki fark kadar enerji dışarı verilir diyor. Şimdi bakınız şu ilk resim bize hidrojenin temel halini gösteriyor olsun. Neden temel diyorum? Çünkü şu en eşit bir, şu en eşit 2, şu da en eşit 3 yörüngesi ve en eşit bir de bulunuyor bakın yörüngesi. En eşit birin e1 kadar. 2'nin E2 kadar, 3'ün de E3 kadar enerjisi var. Biz burada nereye geçirmişiz arkadaşlar? 1'den 3'e. Eğer atoma E3 eksi E1 kadar enerji verilirse aradaki fark kadar yani bu durumda bu enerji atom tarafından soğurulur. Yani enerji alınır, soğurulur. Bu oldu galiba. Bu duruma absorpsiyon diyoruz. Enerjinin alınması. Ve bu esnada ne oldu atom? Temel halden uyarılmış hale gelmiş oldu. Yani kararlı halden kararsız hale getirmiş olduk. Şimdi E3'e geçtim. Yani en eşit 3 yörüngesine geçti. Bakınız en eşit 3 kararsız hali. O zaman ne yapacak? Tekrar kararlı hale geçmek için bu elektron birinci enerji seviyesine, birinci yörüngeye tekrar inecek. Yani atom E3 eksi E1 kadar enerjiyi dışarı verir. bu enerjiyi dışarı verdiğinde uyarılmış halden tekrar temel hale geçer. Yani kararsız halinden kararlı haline tekrar geçmiş olur. İşte bu enerjinin dışarı verildiği durumda arkadaşlar emisyondur. Biz istediğimiz kadar enerji verebiliriz. Bu elektronu daha üst yörüngelere de atlatabiliriz. Ancak burada kararsız olduğu için tekrar geri dönecektir. Ve geri dönüş sırasında da yörüngelerin enerjileri arasındaki fark kadar enerji dışarıya verilecektir. Bu videoda Bohr atom teorisinden bahsettik. Üçüncü videomuzda da Bohr'dan sonra neler olmuş buna bakıp sonra kuantum atom teorisine başlayacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere.